Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sanatla programımızın bugün son derece şık, yakışıklı bir konu var. Özgür çok demir. Tabii ki bu anlamda bu işin sonu yok. Eğitimin sonu yok. Oyunculukta da eğitimin sonu yok. Çok çalışmak gerekiyor. Kendine güvenmek gerekiyor. Yetenekli olabilirsiniz ama yetenek yetmiyor. Mutlaka çalışmanız üstüne koymanız lazım. Belli bir noktaya gelebilirsiniz. Yani sonuçta çok duayen isimler var. Halen bir şeyler öğreniyorlar. Bize öğretiyorlar. Bizim gibi değerli bu işe yeni başlayan ya da hani devam eden kişiler, tecrübelerini aktarıyorlar. Yani onlardan ne kaparsanız sizin kendiniz için yatırım oluyor. Bu alanda öğrenmenin sonu yok. Öncelikle kendim için düşüncelerim, oyunculuk ve spikerlik sunuculuk anlamında ya da daha farklı hedeflerim var. Bunları yarım kaldığım yerden ya da yeni hedefler ekleyerek 2023 yılında Allah'ın izniyle bunları İnşallah. sağlıklı bir şekilde İnşallah. nasip olursa. Gerçekleştirme hedefim var. Sürekli hani bir gelişim içerisinde durmadan gidebildiğim noktaya kadar gitmek istiyorum. Önümüzdeki sene ve diğer yıllar için. Yeni yıl mesajı için ise önce ailem, sevdiklerim, dostlarım, yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutlu, bol kazançlı, huzur dolu Amin. bir yıl diliyorum herkese. Amin. Herkesin gönlüne göre hani bir yıl olmasını diliyorum. Dünyada da barışın ve hakim olduğu, savaşların olmadığı bir yıl diliyorum. Hani bu bir her sene biraz klişe gibi olacak ama gönülden söylüyoruz. Bir umut, hayat bir umuttur. Mutlaka hani bunu yine sinerji. dile getirmemiz gerekiyor. Bir sinerji. Her ne kadar hani böyle olmasa da tekrar dünyada da barışın hakim olacağı, savaşların olmayacağı, çocukların, masumların hani hayatını kaybetmeyeceği bir dünyada da bir yeni yıl diliyorum. thank you günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sanatla programımızın bugün son derece şık, yakışıklı bir konu var. Belli bir süre, yaklaşık 15 sene turizmle uğraştıktan sonra bir anda mankenliğe, modelliğe doğru uzanan bir yaşam. Onun sonrasında ise oyunculuk, spikerlik bakar mısınız hayata? Özgür Kökdemir'den bahsediyorum. Bu programda ne konuşacağız diye merak ediyorsunuz. Hepsini konuşacağız. Hepsini soracağım kendisine ama öncesinde bu yakışıklı beyefendiyi hemen geç kalmadan sizlere tanıştırmak istiyorum. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba Kotan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Biz teşekkür ederiz efendim hayatınızın bu güzel anını bize ayırdığınızdan dolayı. Ben de bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim, 15 sene turizm. Ondan sonra ne oldu da mankenlik modellik diye soracağım ama insan zaten gördüğü zaman ne olduğunu Anlayabiliyor ama kendisine bir soralım. Nasıl oldu da böyle hayatınız evrildi? 15 sene aslında az bir zaman da değil evet, değil mi artık? Evet. Yani sizi gören artık turizmci olarak tabii. biliyor, tanıyor. Ama bir bakımda böyle bir şeyler gelişiyor ki mankenlik, modellik hayat başlıyor. Biraz anlatır mısınız? Tabii öncelikle şöyle e, İstanbul'da doğmuym, e, doğma büyüme İstanbul. Aile tarafı tabii Anadolu'da oldu ama ben e, İstanbul'da doğdum ve hayatımı İstanbul'a devam ettirdim. Harika. E, Ortaokul ve lise yıllarında sporla uğraştım aynı zamanda. Ee, lisanslı olarak futbol oynuyordum kulüplerde. Bir dönem spor akademisine gitme arzusundaydım. Ee, ailem emekli olduktan sonra daha çok zaman ayırdılar. Bizde daha çok böyle hani Türkiye'nin doğal güzelliklerini Hı -hı. gezme imkanımız oldu. Ben bu Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve tarihi kültürel güzelliklerini gördükten sonra Tam tabiri caizse bir U dönüşü yapıp ben turizmci olmaya karar vereceğim diye bir karar verdim. Nasıl bir ülkemiz var değil mi? Evet, gerçekten. İnsanın e, aklını başından alıyor yani. Kesinlikle öyle. Hani ülkemiz gerçekten çok zengin doğal tarihi güzellikleriyle. Bu beni çok etkilemişti o zaman. Ve böyle bir ani karar aldım. E, bu karar doğrultusunda akademik kariyerimi, üniversite eğitimi turizm üzerine devam ettirdim. Aynı çok zamanda güzel. kamu yönetimi de okudum çok e, idari güzel. anlamda. Ee, turizm alanında e, hem acenta tarafı hem otel tarafında yaklaşık işte 15 sene boyunca önemli görevlerde bulundum yurt içi yurt dışı e, pozisyonlarda. E, fakat yoğun bir sektör tabii ki herkesin aslında kaldırabileceği bir şey değil çünkü hizmet sektörü. Hani her hı hı. sektör e, ben önem veriyorum saygı duyuyorum tabii ama hizmet Sen, sektörü bambaşka, bambaşka, bambaşka bir şey. Hani burada insanları anlamak empati yapmak. Onun kalbine dokunmak gibi farklı e, özellikleri barındıran enstrümanları barındırması gerekiyor. Öyle. Dolayısıyla e, bu bana ben normalde sabırlı bir insanım daha da sabırlı olmayı öğretti. Her gün yeni insanlarla tanıştınız. insanların ne istediğini daha iyi anlayabildiniz. Onların üzüntülerine, sevinçlerine ortak hı, oldunuz. Hı. Aslında çok güzel bir şey. Çok. E, bu şekilde bir 15 sene <laughs> kadar devam etti. Ondan sonra benim ama içimde Doğru. hep böyle bir tarafımda sanat vardı. Hı. Yani bu Oyunculuk olabilir, modelik, modellik olabilir, belki resim, fotoğraf olabilir, belki kendimi daha keşfetmenin belki başka özelliklerim hmm. de olabilir. Hepimizin olabiliyor. Mesela benim müzik kulağım vardır ama hiç müzik şarkı Yapamışı söyleme fırsatım, e, fırsatım olmadı ya da deneme fırsatım olmadı ya da denemedim hmm. gibi. Hepimizin e, hayatında böyle keş sonradan Olmuşlar keşfettiği yapayım, özellikler de. olabiliyor. Daha sonra mankenlik modellik eğitimleri aldım, e, çok değerli koreograflardan, kulis yönetmenlerinden. Görüyoruz ee, burada gerçekten çok şık, çok güzel teşekkür fotoğraflar, ederim. harikasınız. Eksik olmayın. Tabii bu dönemde yani çok mankenlik üzerine eğilemedim çünkü o dönem hmm. halen turizmde görev yapıyordum. İşte o dönemler işte kas seçmeleri vesaire bu gibi etkinlikler hani çoğunu kaçırmıştım çünkü. Ee, ama gerçekten bu işin duayeni insanlardan. Eğitim aldım ve onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aldığım her eğitimde modellik olsun, oyunculuk olsun, spikerlik olsun tüm eğitmenlerime, çalıştığım projelerdeki yönetmenlerime hepsinin e, bende çok büyük katkısı oldu. E, büyük hani değerli oyuncuların da katkısı oldu. Zaten hayat böyle bir okuldur. E, ne Siz hani hayattan okuldan ne kaparsanız onu beklememek gerekiyor. Herkesten bir e, şey parça bir bilgi almanız gerekiyor. Onların Aynen. tecrübelerini dinlemeniz gerekiyor Aynen. ki kendinize bir yatırım yapın. E, bu da e, benim için çok güzel oldu farklı Tabii. alanlarda. Harika yani. Sanat zaten insanı çok başka bir şekilde geliştiriyor değil evet, mi? yani? Hani evet. Aslında turizm de bir sanat dediğiniz Tabii gibi. Ki. İnsanlar artık hayatlarında yorulmuşlar ve bir tatilin özlemi içerisinde evet. yıl boyu. Düşünsenize beklenti maksimum. maksimum. Ve siz öyle bir sektörde çalışıyorsunuz ki onlara o maksimumu sunmanız lazım. Daha azı olmaz yani. O yüzden sizin psikolojiniz bakımından çok gelişmiş olduğunuzu düşünüyorum ben. Hani böyle insan empatisi hani sosyallik açısından sabır açısından siz de bir koç burcusunuz evet, ben de öyleyim. Evet. Bizim sabrımız zaten çok geniştir ama sektör sizi de bayağı bir sabırlı hale getirmiştir diye düşünüyorum. Mankenlik ve mo şimdi modellikten de bir şey almışsınızdır. Hani dediğiniz Kesinlikle. ya biraz önce her şeyden insan bir şey alıyor. Tabii. Oradaki hocalarınızdan mı bir şey aldınız? Mankenlik ve modelliğin size kattığı aslında ne oldu? Şöyle söyleyeyim. E, mankenlik model o da bir sanat sonuçta. Ne bileyim bir hani e, podyuma çıktığınız zaman insanın kendine olan özgüveni e, hani ulaşılmaz ben buradayım zaten bir profesyonel mankenin, podyum mankenin özellikle e, podyuma çıktığında o e, enerjiyi karşı tarafa vermesi gerekiyor. Yani, tabiri caizse buranın hakimi benim. Aynen. Siz oradasınız. Belki bu biraz hani e, şey olabilir ama bu, böyle gibi, olduğunuz yani, zaman tabii, içinde, ki, tabii ki. tabii ki. Organizasyonun lideri olduğu gibi siz tabii de ki. orada herkesin gözlerinin üzerinde olduğu kişisiniz. Orada yani. özgüvenle çıkıp e, ürünü tanıtmak, o askıyı güzel bir şekilde sunmak e, bunlar e, çok önemli mankenlikte. Özgüven. Özgüven çok Aslında, önemli. Aslında değil mi? Tabii en ki. En çok tabii ki. Şey. E Bunun dışında sonuçta tabii ki değerli hocalarımızdan öğrendiğimiz şeyler oldu. Manken arkadaşlarımızdan, devam eden mankenlerden öğrendiğimiz e, şey, Hı -hı. Ve projelerle ilgili bilgiler oldu. Tabii. İster istemez bu da e, kendinize bir şey katıyor. Peki, şimdi bu kadar güzel gidiyorken her şey, ne oldu da oyunculuk başladı? Yani oyunculuk da aslında inanılmaz güzel bir şey. Hani karakterleri bürünmek, farklı insanları canlandırmak, oyunculuk nasıl başladı ve biraz anlatır mısınız, neler hissettirdi size? Oyunculuk şöyle, yine o dönemlerde turizmle artık son senelerinde devam ediyordum. Ben turizmde çalıştığım dönemde dahi o zaman ufak bir ajansa kaydı kaydolmuştum denemek için kendimi. E, turizmin yoğun bir sektör olduğundan dolayı aslında kendime vakit ayıramıyordum. Hani böyle kurslara gidemiyordum, işte ders alamıyordum. Çünkü yoğun bir sektör olduğu için evet. yani tabiri caizse memur Hafta hayatım yok. yoktu. Hafta sonum yoktu. Yani. Gecem belli olmuyordu vesaire. Mümkün Dolayısıyla bu tarz işlere zaman ayıramadım. Biraz bu eğitimleri geç almak durumda kaldım istemeyerek. Ama cümlemin başında da dediğim gibi hep içimde bir sanat oyunculuk şeyi var. Çünkü ailemde de böyle bir sanatla ilgilenen kişiler var. Annem, işte rahmetli dedem vesaire. Onlar da sanatın hmm. bir tarafıyla Uğraştığı için belki genlerden bana da bu şekilde geçmiş olabilir. Ee, biraz da ben sosyal iletişim seven bir kişiyim. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Sonra bir ajansa kaydoldum. O dönem yine turizmde çalıştığım dönemler birkaç teklif aldım. Bazılarına gittim. Bazı uzun projeler oldu gidemedim. Bir ikilemde kaldım. Demek ki sonra ufak ufak kendimi denemek istedim. Ufaktan vakit ayırdım. Ee, ufaktan böyle bir kısa bir ders aldım. Eğitim aldım tiyatro ile ilgili, oyunculukla, kamera önü oyunculuğu ve tiyatro ile ilgili. Sonra hocalarımdan, profesyonellerden ve güzel tepkiler alınca ben demek ki doğru yoldayım, iç sesimi de dinledim. Bu yolda devam et dedim Özgür açıkçası. Ee, bu şekilde devam ettikten sonra basamakları yavaş yavaş tırmanarak e, belli projelerde, güzel projelerde rol aldım bizi olarak. Harika. Ee, Harika. Tabii ki bu anlamda bu işin sonu yok, e, eğitimin sonu yok, hayatta hiçbir şeyin sonu yok. Oyunculukta da eğitimin sonu yok. Çok çalışmak gerekiyor, kendine güvenmek gerekiyor. Yetenekli olabilirsiniz ama sadece yetenek gerekmiyor. Ye pardon, yetenek yetmiyor. Mutlaka çalışmanız üstüne koymanız lazım ki belli bir noktaya gelebilirsiniz. Yani sonuçta çok duayen isimler var halen. Ee, bir şeyler öğreniyorlar, bize öğretiyorlar. Bizim gibi değerli bu işe yeni başlayan ya da hani devam eden kişiler ee, tecrübelerini aktarıyorlar. Yani onlardan ne kaparsanız sizin kendiniz için yatırım oluyor. Bu alanda öğrenmenin sonu yok. Bu şekilde bir oyunculuk serüvenine giriş yapmış oldum. Ne güzel anlattınız ya. Teşekkür Özgür ederim. Bey gerçekten bakın. Sevgili arkadaşlarım aslında ben ne aldım biliyor musunuz şimdi Özgür Bey'den? Aslında çok yapmak istediği sanat kısmı için vakit ayıramayacağı bir işte çalışıyor bakın. Genler aslında sanatı istiyor, kendi aklından istiyor fakat vakit yok. Tıpkı sizin şu anda hani çok yapmak istediğiniz şeyleri yapamadığınız gibi. Aynen öyle düşünün. Fakat bir şey fark ettim ben kendisinde. Yani ne yapıyor ediyor da bir boşluk bir şey ayarlamaya çalışıyor, bir eğitim almaya çalışıyor, bir ucundan başvuruyor ajansa olmadı. Gidemiyor, üzülüyor ama yine de bir şeyler yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında kendisi fırsatları oluşturmaya çalışıyor. Bir seçim yapıyor yani. Aslında Özgür Bey'in buraya kadar anlattığının hepsinde bir şey var çok istemek ve onun içinde bir şeyler yapmak. Yani her şeyin önüne gelmesini beklememiş. Yani sizin de hayatınızda biliyorum ben. O kadar çok şeyimiz var ki diyorsunuz. Ona zaman ayır, buna zaman da 5 dakikam yok. Evet işte kendisinin de 4 dakikası yoktu yani. Hani o şekildeyken böyle olması şuraya kadar ki sorduğum sorular içerisinde en güzel tarafı. Hepsini almak için bir şeyler yapmış. Ne olur siz de buradan bunu çıkarın diye söylüyorum tekrar. Evet. Lütfen kesin, buyurun. Kusura dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir insan hayatta bir şey istiyorsa gerçekten çok şey istiyorsa bu sanat olur, normal akademik kariyer olur, başka bir alan olur. Gerçekten onu istiyorsa e, ulaşılmaz değildir. Önce kendine özgüveni olması gerekiyor. İnsanın ha, çok... Allah'ımız hani sonuçta hepimize çok güzel bir düşünce vermiş, vermiş olsun. aklımızı kullanmış şükürler olsun. O anlamda bunu doğru kullanmak gerekiyor. E, Kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Çok güzel gerçekten şey, çok o. istiyorsak ona ulaşılmaz değil. Gerçekten onu elde edebiliriz. Ama geç, ama erken, ama bir süre sonra. Tabii ki bazı olumsuzluklar olacaktır. Hayat bu, inişler çıkışlar var. Yani hiçbir zaman geriye bakmamak lazım. Şöyle bakmamak lazım. Geriye bakmamak lazım. Tabii ki bakmak lazım. Hatalarımız vardır. Ünlülüklerimiz bın vardır. Ama bunlardan ders alıp yolumuza devam edip, tecrübelerimizi cebimize koyup, daha çok pozitif düşünceyle kendimize güvenerek hangi alanda olursa olsun bir şeyi istiyorsak bir hedefimiz varsa o ulaşılmaz değildir aslında er geç o hedefe ulaşılır. Yeter ki insanın içinde olsun bu alanda yürüsün. Bütün öğretilerde söylenen toparlanan şeyleri özgür bey burada söylüyor arkadaşlar milyon dolarlık projeler gibi aslında söylediği şeyler. Niye? Siz mutluluğunuzu bir parayla ölçer misiniz? Ölçmezsiniz. Burada bu programı seyretmiş olduğunuzda siz de aynı şeyi hissediyor musunuz bilmiyorum ama vazgeçmemekten geriye dönüp bak Hatalar mutlaka yapacaksın ama yine de vazgeçme. Yapamayacağını düşünme, cesaretli ol. Bunu yaşayan birisi tecrübesiyle size aktarıyor. Daha güzellik olabilir mi? Lütfen bu programları işte bu yüzden izleyin istiyorum. Bu kadar güzel, tecrübeli insanlar bu kadar güzel şeyleri başarmışlar. Gelip sizler için aslında bunları açıklıyorlar. Ne kadar değerli, ne kadar değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Ne kadar abi. değerlisiniz. Şayin. Peki şimdi geçelim çok sanatın bambaşka bir alanına. İyi günler sevgili izleyiciler. Diye başladığınız o spikerlik hayatınıza. Bu nasıl oldu Özgür Bey? Bu da şöyle oldu Kotan Bey. Ee, daha önce oyunculukla ilgili aldığımız eğitimlerde tabii ki spikerlik eğitimleri aslında bazı dersleri ortaktır malumunuz. Hani bu, bu işin sektörün içinde olanlar bilir ya da Aynen. okulunda okuyanlar bilir. Aynen. İşte diksiyon, artikülasyon, artikülasyon nefes, deki. doğru nefes gibi nefes. E, tiyatroda da vardır, normal oyunculukta da vardır. Yani üniversitelerde. Zaten vardı. ben onları ala ala gelmişim. Doğru. Dizi. Yani bu şöyle bir şey oldu açıkçası. Ben e, son dönemlerde satış-pazarlama alanında görev yaptım, e, üst yönetici pozisyonunda. Harika. E, dolayısıyla günde en az 10-15 kişiyle, şirketle vesaire yeni insanlarla irtibat halindeydim. Bu hani uluslararası şirketlerde olabiliyor, Türk şirketi de olabiliyor, farklı sektörlerden. Bir düşünsenize bir gün içinde 5-6 kişi haftada 30 kişiye yakın kişiyle e, yeniden tanışıyorsunuz ve Muhteşem bir kontak şey. bağ kuruyorsunuz. Muhteşem. bir şey. E, benim hocalarım e, ve çevremdeki insanlar, profesyoneller bu konuda hani neden bir girişim yapmadığımı söylediler. Ya da seslendirme, dublaj, radyo sunuculuğu gibi. Benim inanın bunlar da hiç e, aklıma gelmemişti aslında. E, bu gibi gerçekten güzel mi gerçekten ya? bu güzel çok güzel evet. konuşuyorsun. İnsan hani mesela bunu söyler ya ne kadar güzel konuşuyorsun. Toplantı konularını falan bırakalım da Özgür evet. Bey bu ne güzel bir konuşma diyenler olmuştur değil mi? Evet kesinlikle hani o şekilde bir hani tanıtım yaparken bile e, insanlar hani bilmiyorum bu megalomanlık olarak kesinlikle algılanmasın. Yok, yok, e, sadece karşı tarafın Mesiniz? söylediği şeylerden dolayı e, güzel tepkilerden dolayı bu işle hiç mi? neden bu işi yapmıyorsunuz gibi güzel telkinler tepkiler alınca bu yönde de bir eğitim almaya karar verdim. Hatta o eğitimi alıp almadan önce de bir yine program teklifi almışım fakat evet. uzun süreli bir projede hani görev yaptığım için oyunculuk olarak bir dizi projesinde bunu değerlendiremedim üzülerek karşı tarafa hani değerlendirdim çünkü ben şöyle e, tabii ki bir insan bir anda işte farklı şeyleri yapmak ister aynı anda ama bu zaman ayarlaması vesaire evet. bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunun e, şeyi Olabilir. sizde olmayabiliyor kontrolü sizde olmayabiliyor. Ben de hani bir işi yaptığım zaman hakkıyla yapmak isterim gerçekten. Hani içime sinmesini isterim. Çok belli. Dolayısıyla yani, üzülerek hani teşekkür ettim o dönem. Ee, böyle bir şey olmayacağını belki ileride olabilir diye düşündüm. Daha sonra gerekli yerlerden eğitim aldım. Ee, o eğitim esnasında işte araya pandemi girdi. Malum hepimizin hayatını etkileyen, tüm dünyanın hayatını etkileyen pandemi girince hepimizin bazı hedeflerinde duraklamalar oldu, ]cingi. bazı rö röterler oldu diyelim. E, dolayısıyla planlar programlar biraz <laughs> değişmiş oldu ister istemez ama şu anda tekrar kaldığım yerden devam edip hem oyunculuk hem spikerlik anlamında e, hedeflerime emin adımlarla yürümeyi istiyorum. Buna daha sonra eğitmenliği eklemek istiyorum. Çok güzel olur. E, şu anda eğitmenlikle ilgili bir çalışma olsun. içerisindeyim. E, gerçekten mi? Evet, Aynen. onunla ilgili eğitim alıyorum. Daha önce aldığım bir branşın eğitmenliği için, eğitmenlik diploması için tekrar eğitim alıyorum. Valla ben olsam hani sizi tercih ederim diye düşünüyorum. gerçekten. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Neden bunu söylediğimi söyleyeceğim şimdi sevgili arkadaşlar fark ediyor musunuz? O kadar naif, o kadar kibar, beyefendi bir insan ki aslında siz insanlık bakımından çok güzel bir insansınız. Yani hani karakterli, duruşu olan, ahlaki değerleri olan yani böyle o kadar çok ihtiyacımız var ki bunlara. Tabii. Her şey olabilirsiniz ama ego denen bir şey var ya hani insana yakışmayan ve olduktan sonra da insanlar çok itici davranıyor. Sizde o yok ve olmadığı gibi aynı zamanda hani diyorsunuz ya bu kadar övgü aldıktan sonra bile benim bunun bir eğitimini almam lazım. Ben şimdi teşekkür ederim sağ olun estağfurullah. Hani bu şekilde bir yaklaşımınız var. Bu kadar şeyi başarmış bir insan olarak o kadar üstüruplu, o kadar düzgün, o kadar içten konuşuyorsunuz ki. Yani dışarıdan bakan bir insan ancak der ki ilk önce insan olmuş. Kendisini de değiştirmemiş, bu kadar güzel şeyleri yapmış olmasına rağmen bu kadar yetisi yani Rabbimin hani sunduğu şeyler insanın gözle görülen şeylerdir. Bunlar sahip olan insanların, bunlardan bir tanesine dahi sadece sahip olanların neler yaptıklarını, neler hani yapmaması gerektiklerini gördükten sonra evet. sizin hepsine sahip olup da yapmamış olmanız o yanlış şeyleri o kadar değerli bir şey ki. Çok teşekkür ederim tekrar hani güzel sözler için. Dediğiniz gibi ego, hırs yani bunlar aslında insanın doğasında olan şeyler ama bunun kontrolünü yapmak gerekiyor. Hani çok egolu, çok hırslı olduğunuz zaman onlar hani sizin öne göre insanların kalbini kırabiliyorsunuz. Ya da gerçekten o alanda iyisiniz. Bu kötü, ya kötü demeyeyim. Aslında normal özellikler ama i̇yi, iyi. bunun dozajını kaçırdığınız zaman o sizin yapmak istediklerinizin önüne geçiyor. Size ket vuruyor. Ee, karşı tarafın kalbini kırabiliyor. Ee, o yüzden hani ben Normal hayatımda da aslında alçak gönüllü bir insanım. Hani dediğimiz gibi. Belli. hiçbir Çok zaman kötü niyet, eee bir ya da hiçbir insan hani öyle kalbini kıracak bir şey hani kolay kolay Hiç yapacak bir karakterim öyle. yoktur. Ee, ben hani hayat felsefem şudur. Önce iyi insan olmak gerekiyor. Bu hangi alanda olursa olsun. işte oyunculuk olur, başka bir şey. Hayata önce iyi insan olarak bakmamız gerekiyor. Kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendini seven insan karşı tarafı zaten sever. Kendini saygı gösteren insan karşı tarafa saygı gösterir. Bu kriterler çok önemli. Zaten bunları başardığınız zaman, yani bu, başardığınız ya bunları sağladığınız zaman ve karşı tarafa bunun ee, hissiyatını verdiğiniz zaman insanlar size iki adım, üç adım daha yaklaşıyor. Sizi daha iyi anlayabiliyorlar ve yapmak istediklerinizi daha kolay gerçekleştirebiliyorsunuz. O anlamda hani ben fazla hırsın, egonun gerçekten kendi, insanın kendini ne ve çevresine çok zarar verdiğini, hatta mesleki hayatında da zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden ee, Tavsiye, tavsiye etmiyorum, etmiyorum. yani insanlara bu tarz davranan kişilere. Şimdi evet ben sizin arkadaşlarınızın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarınızın gözünde <laughs> sizin de oturup kalkanların mutlu ayrıldığını düşünüyorum ayrılırken çünkü öyle bir yaklaşımınız var. Peki siz insanlarda şimdi programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Evet. 2023'e giriyoruz. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum. İlk önce hani böyle hayatta en çok sizi mutlu eden nedir? ya da böyle hani insanlarda görmekten mutlu olduğunuz ya da kendinizi iyi hissettiğiniz kendinize böyle zaman ayırırken ne bileyim işte bir kahve akşam mesela yatmadan önce içmek, hoşuma gider. Biraz o yönünüzden bahseder misiniz? Siz hayatta nasıl motive oluyorsunuz? Çünkü ben karşımda İnsanlara bol bol güzel enerjisini veren, onları kırmayan, incitmeyen, yolunda giden, kimsenin ne yaptığıyla çok böyle ilgisi olmayan, hani onları eleştirmeyen, çok güzel, çok naif, çok zarif bir insan görüyorum. Peki bu insan kendisini nasıl besliyor? Yani ruhunuzu besler misiniz? Buna ihtiyacınız var çünkü. Herkesin, evet. hepimizin var. <laughs> Neyden hoşlanırsınız? Ya yani şöyle söyleyeyim aslında ben e, az önce de bahsetmiştim sosyal bir insanım. Ben gezmeyi dolaşmayı Zaten turizm yaptığım için yıllarca ister istemez e, oradan bir alışkanlık var. Ama normalde de insanlarla iletişim kurmayı, farklı ortamlara girmeyi, kendimce yeni şeyler öğrenmeyi, büyüklerimden, değerli kişilerden, bu mesleki anlamda olabilir, normal hayatın içinden olabilir, dostluklar, arkadaşlıklar. E, i̇letişimi seven bir insanım. Buralardan besleniyorum, empati yapıyorum. Sonuçta oyunculukta da bir Gözlem oluyor buradan hani kendinize farklı roller çıkarabiliyorsunuz hmm. karakterler zaten bu oyunculukta olması gereken bir şey İşte bir kafede bir çifti gördüğünüz zaman onların tepkisi ya da bir yaşlı teyzenin amcanın o anki ruh hali ya da herhangi bir kişinin o anki psikolojik durumu bunları gözlemlediğiniz zaman bunlar zaten e, size hani nasıl rol gibi, model gibi rol model gibi oluyor bir hani şey oluyor. E, hayatın getirdikleri sonuçta gerçek yaşamdan alınan şeyler oluyor. Zaman zaman da yalnız kalmayı tercih ederim, kendimle baş başa olmayı tercih ederim. E, bazı zamanlar tek başıma giderim. En, en azından hani arkadaşlarım da olmayabilir, belki müsait olmayabilirler. Ama bazen de gerçekten bilerek tek başıma hani e, belki bir seyahat bir Deniz kenarında bulabilirsiniz Özgür <laughs> evet, beyi, bir seyahat. Şekilde. Hafta sonu mesela bir kaçamak bir yere mesela değil mi? Evet, hani evet turlar tabii. gibi. Tabii ki tabii ki. Bir böyle şeyler bekliyoruz diyoruz. İnşallah ben, yani öyle i̇nşallah Allah yani. sağlık yani, versin abi, tabii abi, ki hepimize mutlaka e, inşallah olacaktır onlarda. Peki. En insanlarda görmekten hoşlanmadığınız, sizi üzen ya da böyle hani olay olur, bir şey olur, insanların bir özelliği olur. Neyden hoşlanmaz Özgür Kökdemir? Ben insanların e, karşısındakini küçük görmesinden gerçekten hoşlanmıyorum. Hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum, hoşlanmıyorum hı. diyorum. Hı hı. E, i̇nsan karşısındakini hiçbir zaman küçük görmemeli. O bu derece hangi, hoşlanmıyor yani. Bu evet. hangi alanda olursa olsun. Çünkü hayatın ne getireceği belli olmaz. Roller değişebilir yani buradan e, çok açmak da istemiyorum. Hani hayat öyle bir döngü ki, evet, değil mi? Evet. Devran döner. Tabii ki. Yor roller değişiyor. Tabii ki. Diyorsunuz. Bu hani zenginlikle ilgili olabilir, başka bir şeyle olabilir, kariyer statü. anlamında olabilir, statü olabilir dediğiniz gibi. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz. Allah göstermesin. Sağlığınızı Allah kaybedersiniz. Görsün. Ekonomik gücünüzü kaybedersiniz başka şeyler olur. O yüzden hor görmemek. hor görmemek lazım. Bir de ben insanların mutlu olmasını istiyorum. Günümüzde hani malum ekonomik şartlar ben de e, o şekilde. Ben de çok istiyorum. İnsanların mutlu, refah seviyesine ulaşmasını istedim. Yüzlerinin gülmesini istiyorum. Dışarı çıktığımda, istiyor. çok yürüdüğümde onu, evet. insanların yüzünün asık olmamasını, gülmesini, tebessüm etmesi bu benim için en büyük mutluluk. Sonuçta hepimiz e, bu mutluluktan besleniyoruz. Aynen öyle. O anlamda. Ben de öyle. Alışveriş yaptığımız insanların bile gülüyor olması bizi evet, çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Zaten sizin bu programda olduğunuzda bütün anlattıklarınızı dinleyen insanlar içinden böyle bir güzellik çıkarırlar. Yani hayatta şey böyle yani. güzel bakmakla ilgili, güzel düşünmekle ilgili, vazgeçmemekle ilgili hep böyle güzellikler anlattınız. Peki şimdi yeni bir yıla girerken tam böyle çok az bir süre kala sizi konuk ettik ya. Şimdi yeni yıl dileği almasak olmaz. 2023 için hayattan beklentileriz, kendiniz için olabilir, biz bu güzel insanlarımız için olabilir, neler olabilir? Öncelikle kendim için e, düşüncelerim, e, oyunculuk ve spikerlik sunuculuk anlamında ya da daha farklı hedeflerim var. Bunları yarım kaldığım yerden ya da yeni hedefler ekleyerek e, 2023 yılında Allah'ın izniyle bunları e, sağlıklı bir şekilde nasip olursa gerçekleştirme İnşallah. hedefim var e, sürekli hani bir gelişim içerisinde durmadan gidebildiğim noktaya kadar gitmek istiyorum. Önümüzdeki sene ve diğer yıllar için. Siz böyle devam hayatımdan. edin. Çok iyi yerlere gidersiniz. Bu anlamda. Ee, yeni yıl teşekkür ederim. Yeni yıl mesajı için ise önce ailem, sevdiklerim, dostlarım, arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk, Biz de bol kazançlı, huzur dolu Amin. bir yıl diliyorum herkese. Amin. Herkesin gönlüne göre bir yıl olmasını diliyorum. Dünyada da barışın ve hakim olduğu, savaşların olmadığı bir yıl diliyorum. Yani bu bir her sene biraz klişe gibi olacak ama sonuçta gönülden söylüyoruz. Bir umut, hayat bir umuttur. Mutlaka hani bunu yine sinerji. dile getirmemiz gerekiyor. Bir sinerji. her ne kadar hani böyle olmasa da e, tekrar dünyada da barışın hakim olacağı, savaşların olmayacağı, çocukların masumlarının hani hayatını kaybetmeyeceği e, bir dünyada da bir yeni yıl diliyorum. Harikasınız. Bir yani iyi ki konuğum oldunuz. Teşekkür i̇yi ki buraya geldiniz. Bu değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Yani o kadar ederim. önemli ki bizim için. Bu söylediklerinizin her cümlesi o kadar değerliydi ki. Çok teşekkür ederim. Eski bir turizmci diyeceğim ama hakkını vererek 15 sene mükemmel bir şekilde mesleğini icra ederek bitiren ve ondan sonra da bitmeden önce mankenlik, modellik de yapan, sonra da oyunculuğa ve spikerliğe evrilen, bunu bizzat isteyerek, niyet ederek, seçerek gerçekleştiren Özgür Çökdemir bizlerle birlikteydi. Ayağınızı sağlık, hayatta bütün isteklerinizin olmasını canı gönülden istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim Kotan Siz ve değerli ekibinizi programınızda beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Size de çok güzel, sağlıklı, mutlu yeni bir yıl diliyorum. Karşılık Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği bir yıl olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin için. Seyircilerimizle birlikte hep birlikte çok mutlu olalım istiyoruz. Özgür Bey'in bana benzediğini düşünüyorum. Demek ki koçlar birbirine benziyor evet. böyle. Biz etrafımızdaki insanların mutlu olmasıyla çok mutlu olan insanlarız. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. O yüzden de istiyorum ki hani böyle bu güzel insanlardan böyle aldığımız şeyler hayatımıza yansısın. Onlarla beraber daha güzel insanlar olalım. Gülelim, daha pozitif düşünelim istiyorum. Yeni yıla giriyoruz. Yeni başlangıçlar, eskiler bir tarafta kalsın. Çok güzellikler bizi bekliyor. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nihal Duman bugün de çok teşekkürler Nihal ve bütün arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi görünün. Hayatınızdaki bütün olmasını istediğiniz dualarınızın, dileklerinizin yeni yılda gerçekleşmesini çok gönülden istiyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın.